Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Kur'an-ı Kerim'in son suresi olan Nas suresi. Geçen hafta konu Felak suresiydi. Onda yine belamıza sığınmak vardı dört şeyden. Bugün işte konumuz Nas suresi. Kur'an-ı Kerim'de bu son suresi. Fatiha ile başlıyor Kur'an-ı Kerim. Fatiha ile başlıyor. Nas suresiyle sona eriyor Kur'an-ı Kerim. Bir de öyle buyuruyor burada. Bismillahirrahmanirrahim. Kul evzi bir Rabbin nasi buyuruyor. Kul evzi bir Rabbin nasi. Kul emir olmuş oluyor. Muhatap emir. Bize Mevlam buyuruyor. Yani söyle kulu anlamında. Ne diyeceğiz şimdi burada? Evzi bir Rabbin nasi. Evzi ben sığınıyorum. Kime bir Rabbin nasi? İnsanların Rabbine sığınıyorum. Bu. Arapça insan yine insan. İnsan çoğulu Arapça nas oluyor. Daha kısa oluyor böyle. Tekili insan, çoğulu nas. İnsanların Rabbine sığınıyorum. Rabbimiz tabi her alemin Rabbi. Böyle alem Rabbi, alem Mevla böyle. Fatih geçtiği gibi. Bu sürede insanla ilgili olduğu için bizim Mevlam böyle buyuruyor böyle. Ey kulum söyle. Bu ilk emir tabi Peygamberimize, Aleyhisselam Hazreti ilk emir böylece. Habibi Muhammed'im. Dolayısıyla hepimiz bu emir bu şekilde. Kulum söyle. İnsan Rabbine sığınırım. İnsan ne zaman sığınır insan? Aciz kalır. Eline bir şey gelmez. Naşarın çaresiz kalır insan. O zaman sığınır. Bir alemin biri evzi billahi meşşeytan acim anlamını tam böyle kavrayamıyor böyle. Yani anlamı tabi biliyor. Fakat tam bunu içeriğini kavrayamıyor bunu. Şöyle giderken bir çiftin yanına geçerken o çiftliğe gidecek oraya. Bakıyor tabi eski yer zamanında büyük köpekler çiftliklerde böyle. İri bir köpek, kur köpeği, azın bir köpek, bir de baldır köpek. Şimdi bu köpeği görünce içeriğime korkuyor tabi. Eline sopa alıyor ama köpek koymuyor da köpekte. Bakmıyor sopadan tabi böyle. Oradan bir şey geçiyormuş. Sus, amca ne yapıyorsun sen burada? Yavrum bir şey gireceğim de köpekten diye içeri giremiyorum. Yavrum önce köpek de diyor. Ev sahibi bağır diyor. Onu susurum böyle. Ev sahibi sen bağır diyor. Getir efendim diyor. Çünkü bağırıyor. Amca da bağırıyor ev sahibine. Hemen çıkıyor. Tabii köpek dur diyor. Dur köpek dur böyle. O zaman anlıyor özünü anlamadan böyle. Yani şeytan bir köpek. Köpek aşağı tabii şeytan aleyhillâne. Şunu demek istiyor. Uğraşmayın köpekle. Uğraşmayın şeytanla uğraşmayın böylece. Onun Rabbine sığındınız mı? Yeter böylece. İnsanların Rabbi. Rab, rububiyet. Yaratan, terbiye eden, geliştiren, besleyen, gözeten, kollayan. Hepsini kabul ediyor böyle. İnsanı yaratan Mevlam ve rızkını da veren. Kızım inşallah buna bakalım, rızıka bakalım inşallah. Rızkını veren. Rızık vermek için ne gerekiyor? Alemin Rabbi olma gerekiyor. Biz alemlerin, yani yerlerin, göklerin Rabbi olma gerekiyor bence. Neden? Rızık gökten başlıyor ama. Mastar kök gökte, yıl yani güneşte. Güneş olmasa rızık olmaz tabii böyle. Suların, denizlerin buharlaşması, bunların yukarı çıkmaları, toplanmaları, bulut olmaları, bunlar sevkiyatı ne gerekiyor böyle? Hepsine güneşe bağlı bunların böylece. Demek ki Rabbim, nedir Rabbim? İnsanların Rabbi olan Mevlam, bu aleminde Rabbidir. Önce insanın alt yapısı yaratılmış rızık olarak, alt yapısı böyle. Güneş Rabbim yaratmış, denizler, sular, dağlar, tarlalar, bağlar, bahçeler bu şekilde, topraklar. Rabbim her hayvana yaşam koşuna göre organ veriyor her hayvana böyle.
aslan, kaplan mesela, işte kurt, hatta köpek bunlara da hale böylece. Bunların çeneleri kuvvetli bak. Çeneleri çok kuvvetli. Çeneleri böyle. Bir de bunların dişleri. Ağız dişleri ama çok keskin. Bak, çeneleri kuvvetli böyle. Ağız dişleri keskin. Şimdi dişin keskini yetersiz. Eğer çene kuvveti olmasın, diş keskin olsa fayda yok. Bir pense. Çok keskin pense. Çelik pense. Keskin pense. Böyle bir şey eline keş şu yarım şu teli kesemezdi muhtemelen. Pensene kadar iyi de olsun, kesin olsun böylece. Ne de gerekiyor? O penseye basacak bir bilek kuvveti lazım muhtemelen. Lazım böylece böyle. Bakın şimdi Mevla hikmetine bakın şimdi rızık meselesinde. Şimdi aslan, kaplan, kurt, vahşi hayvan ne yapıyor bunlar böyle? Hayvanı yakalaması gerekiyor. Onu yemesi için dişinin kesin olması gerekiyor, çene kuvveti olması gerekiyor böyle. Bir aslan kaplan bir de pençesi kuvveti. Pençesi aslan. Pençe. Yani bir pençe vurdun böyle öküzün belkini kırar. Böyle. Aslan. O da kuvvetli pençesi. Balyoz gibi böyle. O da kuvvetli. Şimdi karıncalara bakıyorum mesela. Karıncalara. Onlar aslında temizlik memuru onlara böyle bak. En sonunda temizler bunlara böyle. Mesela orman doğal bir hayatta aslan kaplan ancak kendi yakalıyor onlar böyle. Aslan kaplan. Onurlu da çok onlar böyle. Hazır yemezler bunlar böyle. Leş yemezler böyle. Kendi yakalayacak. Kendi yakalayacak. En aşağı 5-6 kilo bir işlem var. İyiyizde. Şimdi onlar tabi aslan kaplan, işte kurt şunlar bunlar yakaladığı avını yerken doydu mu bırakır. Ya bunu kavrayayım da saklayayım da yarın yerim demez. Bırakın onları böyle. Bırakın gider. Allah tevekkül onlar yine var. Böylece. Arkadan daha küçüklere gelir şimdi. Bir de akbaba vardır. Akbabalar vardır. Akbabalar muhtemelen. En büyük kanadı olan kuş onlar böylece. Çok büyük kanatları böyle. Çok yüksek çıkardı akbabalar böyle. 6 metre çıkardı böyle. Yüksek çıkardı. Kanatı çok büyüdür akbabaların. Onların da gagaları zayıf. Gagaları zayıf. Onlar ne yapıyorlar? Ancak böyle leş yiyorlar böyle. Et taze onu keseyim öyle. Kopayım onu gagaları böyle. Et bir gün kalacak orada. Onu aslan yer, kaplan yer, kurt yer, arkadan şu yer, maymun yer, şu bu derken bu şekilde ufak yerli yerler böyle. En, ondan sonra biraz da tabi bayatlar, akbaba gelir, onunla yanar. Onda kalıyor ama, o kemiği sıyıramaz. Ne kadar girerdi? Karınca mıydı? En son karınca temizliği böyle, karınca böyle. Düşünüyorum bazen de, yani karıncanın yer alışı aklı ermiyor muhtemelen böyle, karınca yer böyle. Biz de insan olarak, et eğer tam pişmesin, onun çiğini yutamayız. Ağza kalır böyle. Et tam pişmesin, böyle, çiğ kaz evlez böyle, tam pişmesin böyle. Çiğne parçalamayız dışımızdan böyle. Karınca ne yapıyor? Karınca baktı. Karınca dana yer karıncalar. Bir dana yer. Ölsün kalsın bir dana bir yerde, onu yer karıncalar. Toplum üzerine görünmez, dana görünmez karınca. Bakın. Karınca ne yapıyor karınca? O küçük karınca, küçük dişiyle o çiğ eti koparıyor, alıyor. Evet. Kemiği kısır onlara böyle. İşte Rabbimiz Yüce Celle'nin yarattığı her varlığını buna göre. Yani balıkların ağızları başka. Şimdi mesela kuşlardan bir iki örnek bakalım kuşlara şöyle. Tavuk, güvercin. Bunun gagaları kısa. Buna yerden tane alıyorlar böyle. Yere dökülen en son topladığı taneyi buna yerler böyle, böyle. Hatta tavuğun yemediğini ona yerler. Yani inekten koyuna dökülmüş, yere dökülür böylece. Yani tavuk her şeyi beğenmez. Tavuk seçeneği alır bırakır. Onlara güvence şunlar, bunlar yerler bunlara böylece. Onların kadar kısa. Kısa böylece. Martı kuşu vardır. Denizden balık alacak. Onun kafası uzun. Kısa olsun, avlayamadım. Uzun böylece. Bir de lelek var. En uzun gagalı. Boynu uzun, ayağı uzun böyle muhtemelen. Neye? Onlara göre yılan avlamak, yılanları muhtemelen. Yılan avlamak böyle böyle. Himalaya Dağları'nın güneyinde biraz Hindistan'da bekliyor insanlar bir yılan lelekten gelmesini bekliyorlar. Bekliyorlar onlar böyle. Yılanı. Şu Rabbim kurduğu doğal düzende, doğal düzende önce küçük böcekler vardır böyle. Şunlar, bunlar böcekler derken bunlar. Ne yapar bunlara böyle? Toprağı bunları eşerler, toprağı çıkarırlar, çürük aşarlar. Toprağı bunları havalandırırlar bunlar. Havalandırırlar böyle.
Bir de yağını yağmurla bir açtıran o delik kadar içeri gidiyor, içine işte böyle. Onlara göre bu. Bitti bitti. Sonra ne geliyor? Fareler geliyor, tarla faresi geliyor. Onu yiyorlar bu sefer. Onun için bitti onlara böyle. Tarla faresinin işi bitiyor. Onları bitirince ne gerekiyor? Yılanlar geliyor, ona fare yutuyor. Yani yılan çok fareyi sever. Böyle. Onu yap böyle. Yılan kalır. Yılan olacak yılanlar üstüne böyle. Büyük zehirli yılanlar var bunlar. Delikten var. Lele yukarıdan bakar. Şimdi bizim gözümüzde yakınlar büyük cisimler görünür. Uzaklar küçük görünür. Mesela yıldıza bakıyorum, nohut kadar yıldızlar böyle. O kadar görünür bunlar böyle. Lelekler ise de kuşlara göre böyle yakın onlara göre küçülüyor, uzak onlara büyüyor, uzaktaki böyle. Yukarıdan böyle kuş bedeli kuş bakışı. Ta tepeden bakar böyle. Yerdeki o yılanı görür böyle. Otlar arasında. Emek piki yapar. Tabii uzun. Ayağı uzun böylece. Yoksa yani yavaşça yana yakışıksa yılan onu sardı gibi boğar öldürürüm ben böyle. Zehir öldürürüm böyle. Bir piki deneyecek böyle andan böyle. Uzun kakası yana kaptığı gibi yukarı çıkar böyle. Çıkar nasıl çıkar böyle onu saldır ağzına böyle. Denge bulsun diye böyle. Düz durursa yılan onu sarılabilir boynuca bana böyle. Ve boynu ağzını böyle sallar yukarı çıkar. Nereye gelir? Bir sert bir kayalık üzerine gelir böyle. O aşağı atar bunu. Bir bakar. İni bakar böyle. Ölmemişse bir daha tekrar bunu. Ölmemişse alır onu. Yani Rabbim şu kurduğu denge düzen bu denge böyle. Yani örnek çok da örnek veriyorum burada. Mesela ördek üzerinde geniş kakaları. Bataktan alıp karışıyor bunların böylece. Tabii en şey de insan. En mükerrem varlıkta Allah'ın insan cennetleri. İnsan denen varlık ne yapıyor? Öyle leş yemiyor insan böyle. Sumu yemiyor insan böyle. İnsan hayvanı besmele kesiyor. Derisini yüzüyor. Bunları parçalıyor. Yıkıyor. Tencereye koyuyor. Güzel pişiriyor. Hatta bakıyor. Güzel piştiğine bakıyor. Pişiriyor bunları. Ondan sonra tabağa çıkıyor. Oturuyor sofraya. Ekmeğiyle az ötürü yiyor insan bunlara böyle. En temiz insan yiyor bunlara böyle. Bir de kurbağa var muhteremler. Benim dikkatimi çeken böyle kurbağa var bir de bak. Kurbağa. Yılan sever ama kurbağayı. Yılan kurbağayı yer. Bir de kanatlı kuş yerler kurbağayı. Kedi onları yiyemez onlar. Hem ölür. Kurbağa derisinde zehir var. Kurbağa derisinde bu tane. Çok kuvvetli zehir var böyle. Eğer bir kedi, bir köpek kurbağayı yedi halde yumuşak ettir böyle. Yani tam kedinin sevdiği bir et böyle. Yumuşak ettir. Eğer bir kedi bir kurbağayı yesin hem ölür zehirli böyle. Kedi bunu biliyor ama zehirli. Dokunmaz muhtemelen böyle. Dokunmaz. Yalnız yılanlara bir de kanatlı hayvanlara onun zehri etkilemiyor onlara. Böyle. Yani horoz da yer kurbağayı, tavuk da onu yer bu şekilde. Yılan da bunu yer. Onlara bu zehri etkilemiyor onlara böyle. Bak. Bu düzeni kurum var bu şey böyle. Kurban ne yapıyor? Kurban ne yiyor? Her yeni yiyecek böyle. Kurban ne yiyor muhtemelen? O da en çok sinek avlar muhtemelen. Sinek avlar böyle. Nasıl avlar sineği? Ona rağmen yapmışlar. Her canlının hayvan insan dilleri arkadan bağlı böyle. Önü boştu açıkta böyle. Herkesin böyle. İnsan hayvan böyle şey. Kurbanın dili önden bağlı, arkası serbest muhtemelen böyle. Bak böyle. Önden bağlı, yapışık, arkası serbest böyle. Kurban ne yapar? Yeşil otomasyona girer. Kamufleş yapar, kendisi yapar böyle. Dilini çıkarır baktığım ben. İşte arkası boş ya, arkasını çıkarır, önden bağlı, uzatır böyle dilini böyle. Et parçası böylece, et böyle. Kımdur bu şekilde böyle. Gelen sinek onu el zanneder, ona konar. Ondan dilinin yapışkan madde var ama, kurma diyor. Ona konan sinek orada çıkamıyor muhtemelen böyle. Onu yapışır, onu yutar, tekrar çıkar muhtemelen böyle. Yattığı yerden böyle, rızkı böyle. Onu da böylece. Yani şöyle etrafa baktığımız zamanlar, Rabbimiz Rububiyeti. Allah Rabbül Alemin muhtemelen böyle. Alim Mevlam böylece. Rızka kefildir Mevlam. Ana karnındaki yavruda böyle, denizdeki balkıra buna göre böyle. Her birinin rızkı ayrı. Sebebi, organları farklı. Böyle. Güzel Mevlamızı kurdu düzen böyle bu. İşte sure böyle başlıyor. Kul evzi bir Rabbin nasi. Habib Muhammed'in söylesen, sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetin söylesin, yani siz söyleyiniz. İnsan Rabbine ben sığınıyorum böyle. Ona sığınıyorum böyle. İkinci ayet-i kerime
Altı kelime bu. Melik'in nası, insanların melikine sığınıyorum. Evvelki surede bir sığınma vardı. Bir abi felak vardı böyle. Yani felak Rabbine sığınırım o kadar böyle. Ondan sonra sığındığı dört şey vardı böyle. Bunda ise bak, üç tane önce sığınma. Sığındığımız şey tek. Bu bak, önemli buna göre bu kadar böyle. Üç çeşit sığınma aldı Mevlamıza böyle. Rabbimizin rububiyetine. İkincisi Melik-i Nas. Öyle Rabbimiz ki Allah Celle Celaluhu insanların meliki. Melik mülk sahibi. Kainatın sultanı. Alemlerin yaratan hükümranı. Yani bütün alemlerde her bir zerre Allah'ın kesin tasarrufun hükmünde. Tasarrufun böyle. Bir zerre kımıldığı Allah'ın izniyle kımıldığı böyle. Ne bir yaprak dal kımıldanır, ne bir yaprak düşer, ne bir karınca adım atabilir, ne insan bir şey yapabilir. Bütün mülkler, yerler, gökler, denizler, cennetler, ne varsa bütün alemler Rabbimizin tasarrufunda, gözetiminde, onun tedbirinde, emrinde bütün alemler böyle. Her şey böyle. Melik'in nası böylece. O izin vermezse bir şey yapamaz böyle. İşte olmadı insan sıkıştı. Karşı bir bahşeye ben çıktı. Eline bir şey gelmiyor. Ne yapacak? Allah sana işte bu zaten böyle. Melik'in nası bak değil mi? Yani melik kahır, güç, azamet, kudret anlamına geliyor böyle böyle. Rububiyet ayrı böyle bak. Rububiyet ayrı. Rububiyet terbiye, besleme, gözetme. Melik o saltanat, sultan böyle. Kainatın tek yegane sultanı, hak gerçek sultanı falan böyle. Her şeyi mutlaka gören, her şeyi bilen, her şeyi duyan, her şeye gücü yeten. Yani kadir-i mutlak diye böyle. Eğer her şeyi bilmese yine olmaz mesela. Bir devletin başı mesela ne kadar güçlü de olsa, kuvvetli de olsa böyle her şeyi bilmiyor ki böyle. Ona ne fısıldıyor kulaklarına? O inanması gerekiyor. Her şeyi görmüyor. Her şeyi bilmiyor. Her şeyi akıl ermez. Ben böyle böyle. Rabbim her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor. Bunun için ne oluyor? Mesela bir insan gece yarısında hastalandı. Garip bir insan, yalnız bir insan. Sancısı var, şusu, busu var. Ne yapar değil mi? Allah yalvarır. Allah'ım der. Neye de Allah yalvarıyor? Biliyor ki onu bir Allah görüyor anda. Yunus Aleyhisselam Hazretleri bak dini, balığın karnındayken Yunus Aleyhisselam gecenin karanlığında gök gürlüyor, şimşakıyor, deniz muazzam kabardı fırtına. Altı oda deniz, muazzam yağmurlar. Balık yuttu, balık içinde ne yaptı? Allah'a sığındı. Bakalım böyle. Allah'a böyle. Yani onu orada kim biliyor? Allah biliyor böyle. Balığın karnındaki Mevlam biliyor böylece. Şimdi gerçekten her insan bunu yaşıyor. Ne zaman? Bize genelde sıkıştığımız zaman, o fark var işte böyle. Sıkıştığımız zaman böyle. Mesela bir deprem olsun, Allah korusun inşallah tabi. Bir deprem olduğu zaman da herkes değil mi? Hep Allah'a sığın böyle. La ilahe Allah diye yakın, be Allah'a yakın sığın böyle. Bir uçaktayız mesela, uçak bir arızalandı, bir tehlike var. Alarm verildi, uçak verildi, böyle iş belirdi. Herkes ne yapıyor orada? Kimse yalvarmıyor. Belki babası bakandır, korusun ne ulaşım bakanıdır, hava limanının genel müdürüdür yakınları. Onu yalvarmıyorlar böyle kimse. Uçakta uçak arızalandı. Allah'ım size yardım edip korkunlar böyle. Yani her insan insanın kamil olmasa da yani imanın tam gerçek imanı olmasa bile her insanın fıtratında Allah'a iman var ama böyle. Nedir bu? Allah her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeyi duyuyor, her şeye gücü yeter. Bu fıtratın da böyle. Böyle olmasa kimse Allah'a bağırmaz da böyle. Otobüs bile böyle. Yuvarlanıyor. Bir şey oluyor böyle. Allah diye bağırışlar. Bağırışlar böylece. İşte Mevlam Melik'in nası Mevlam böyle. Bütün mülklerin maliki. Yerlerin, göklerin, yedi kat semaların, cennetin, arşın, ferşin, her şey Mevlam Melik'i. Yani her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyi duymak bile böyle. Duymak böylece. Hatta insan içinde mi dua eder? İsteyen dua eden insan böyle kişi kalbe mi dua eder? Allah dua eder. Kul biliyor ki Allah bunu işitiyor muhtemelen böyle. Diyorlar ki Sübhane Aleyhisselam Hazretleri'ne
kıtık olmuş Kudüs'te. Ya Nebi Allah diyorlar, ey Allah'ın peygamber diyorlar insanlar. Gidelim diyorlar. Dua edelim, yağmur dua edelim diyorlar böyle. Turistine çıkalım diyorlar. Yağmur dua edelim burada. Peki diyor o da, giderken yolda Süleyman Aleyhisselam'da şöyle bir karınca deli varmış yeri. Orada karınca varmış orada böyle. Şimdi bir karıncaya bakıyor, dönüyor geri. Ne oldu? Bunlar dua ettiler. Ondan sonra kabul oldu. Bir de kimse olmadı. Karınca dua ediyordu böyle. Değil mi? Rızık kimin adına geliyor? Yağmur kim çıkıyor? Bilemiyorlar oradan böyle. Karınca değil mi öyle? Onun sesi duymaz karıncaların. Bu Allah'ın duyuyordu muhtemelen böyle. Ya, biz onu duymadık seslerini. Bize göre ses yok ki arada böyle. Onların bir sesi var. Allah bunlar duyuyor böyle. Yani yuvadaki karıncanın da, yavru karıncanın da, yuvadaki kuşun da böyle bunları görüyor, biliyor, sesini duyuyor onları hemen. Duası benim hemen böyle. Üçüncüsü ilahin nas. İnsanların ilahına sığınırım. İlahına. Uluhiyet böyle. İşte bu da tevhid. Ona bahsettim. Yani tevhid be. İlah. İlah tapınılan bir şey. Buna gibi böyle. Her şeyin de bir sahtesi var. İlahların sahtesi var. Yani mesela müşrikler ne yapıyorlar değil mi? Taşlar tapıyorlar, heykeller tapıyorlar, putaşları bunları. Hatta aya güneşi tapınmış da insanlar. İnsan tapınıyor. Ne bunlar? Hep bunlar sahte ilahlar, aciz varlıklar bunlar böylece. Müşriklerin Mekke mükerremede 300 küsur putları vardı. Değişik edapta, çapları değişik bak şekilde. Hangisi daha büyükse ona daha çok saygı yaparlardı mesela. Mesela Lat, Uzza, Menat, üç tanesi böyle, büyük bunların böyle. Bunlara daha saygı yapar onların böyle. Onların yanına gidince titren onlar böyle, karşıdan böyle. Niye? Büyük o. Peki kim o büyük yaptı onu? Kendi yaptı onu bunu aslında. Kendi oymuşlar keşkilerle o taşları. Bir şekil vermişler bunu, kendi dikmişler. O büyükmüş o, büyük ilahmış o. Gerçek ilah, dedi ilahın vahidin Mevlam dedi Kur'an. İlahın vahid, bir Allah bilir böyle. Allah Celle Şahane böyle. Her şeyi yaratan böyle. Şimdi tapınılan şeyler kendini yaratmıyor ki kendisini o. O da yaratılmış böyle böyle. O da yaratılmıştı böyle. Nedir ilk şeyi Mevlamızın? Hallak-ı alem, yaratıcı olmak. Böyle. Yoktan var etmek an böyle. Yoktan var etmeyi yaratmak Allah'ın Celle Şahane böyle. Yuhyi meymit, hayat veren, öldüren ve melamet böyle böyle. O takdir etmek şeyi böylece. İnsan ilahına sığınırım. Arkadaşlar böyle. Bu ilah meselesi tabi çok geniş kapsamlı bu. Tevhid inancının kökü olduğu için burada. Bu için ne diyoruz kelime-i tevhidde? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Önce bir la var burada. La olumsuz olarak kullanılır Arapçada böyle. Hatta mesela fi şur der, var mı la? Yok da anlamına gele böyle. Olmaz. Neyse olumsuz olarak kullanılır la kelimesi böyle. Bu la çok manaya geliyor bunun dışında böyle. Buradaki cinsin nefeden ya la. Cinsin nefeden. Cinsin olumsuz yapan la böyle. La ilah ederken ilah diye yoktur. Bir gerçek yoktur böyle. İllallah ancak Allah da gerçek ilah. Şimdi Türkçe bu çevrilemiyor muhtemelenler. Yani bu anlam verilemiyor ben. Evet, aldığıma ilahe başka yok deniyor ama bunda nefi ispat var bunda. Nefi ispat var bunda. Nefi ispat. Nefi menfi olmak, yokluk böyle. Önce la ilahe diye ilahlara çıkabilirim, çıkarıyorum muhtemelenler. İki yerleri bu da böyle. Bir enfüsü deniyor bu, enfüsü. Kişi kendi nefsinden, kalbinden böyle. Bir afaki, ufuktan, alemden böyle böyle. İki öyle böyle şey. Biri ne yapar? La ilahe derken böyle kalbinden bütün ilahları çıkarır böyle. Yani herkesin bir tapındığı vardır böyle. Kim paraya tapar, şeye tapar, mala tapar, makama tapar, rütbeye tapar, işte bir taşı tapar, neyse herkesin bir putları vardır böyle. Herkesin dizi var ona böyle. Herkesin böyle çok tapındığı, şerisi bir şey vardır böylece. Bu ne yapıyor abi bunlar? Hep çıkar böyle. La ilahe kalbini temizleyince böyle. Eğer bir bunu gerçek anlamını söyleyebilirsek
Bir tevhid ne yapıyor? Bir kelime tevhid, bir müşrik, kafir, 40 sene, 50, 60 sene Allah'a inkar etmiş, puta tapınmış, bunu gerçek anlamı söylediği anda hepsi bitiyor, Müslüman olduktan böyle. O gibi böylece. La ilahe de çok dikkat böyle. La ilahe bütün çıkarma kalbine gerekiyor böyle ilahları. Ondan sonra illallah. Önce diyor ulemalar buna defi zarar. Sonra diyorlar celbi menfaat. Evvela defi zarar. Defetme bir şey yok. Geri atma böyle. Defetme yani. Evvela defi zarar. Ev yanıyor Allah korusun mesela. Gidip ustanın başı onda tamir etmez. Yanarak yanmaz. Ne gerekiyor evvela? Defi zarar. Önce yangını söndürmek gerekiyor. Ondan sonra celbi menfaat. Ondan sonra onarım gerekiyor. Böylece böyle. Bu kelime tevhide de yani aslında bakınız böyle. Arapçasında aslında imanın anahtarı budur. Bunda ne önce oluyor? Önce kalbi temizliğe bakmalı böyle. Yani çok anlamlı böyle. Çok derin kapsa anlamlı böyle. Bak böyle. La ilahe de atıyor bunlara böyle. İllallah böyle. Ancak Allah'tan başka bir şey yoktur böyle. İlah otur böyle. İllallah böyle. İşte ilahinin aslında bu anlama geliyor. Bir de afaki oluyor. Afaki böyle. Kişi önce enfüsten başlar. Yani kendinden kalbinden başlar. İşte putları çıkarır. Bunları kırar kişi böyle şey böyle. Bir Allah sevgisi, Allah muhabbeti, Allah korkusu sonra kalması gerekiyor. Yani insanın tam olması için. Sonra kul ne yapar bundan sonra? Afaki şey böyle. Böyle la ilahe. Bütün alemin bir derdi şey böyle. Alem böyle. Şeye baksa la ilahe illallah aynıya gelir böyle şey. Yani bütün alemi dolaştır. Ay, dünya, yıldızlar, galaksiler, gökte, gökte, melekte, felek ne varsa böylece hepsine buna bakar şöyle böyle. Hiçbir ilah olamaz bunların böyle. Böyle. Hiçbir böyle. La ilahe derken böyle bütün alemi gözüne getiriyor böyle. Hayale getiriyor böyle. Getiriyor böyle. O koca dağlar, o asır çınarlar, akan sular, gölen gökler böyle. Bulutlar, atmosfer, denizler, deryalar, dünyalar, yıldızlar, hepsi bunlara ne yapar böyle? La ilahe da kalır böyle. İllallah, Allah bir tanecek böyle. Hepsi yaratan, yöneten, bu denge düzeni kuran, hani Allah Celle Celaluhu. Şimdi sıra geliyor, buraya kadar sığınmak. İnsan Rabbine sığınırım, insan ilahına sığınırım. Kimden şimdi bu? Buraya gelişim buraya böyle. Bak Rabbimizin üç sıfatı var burada böyle. Hatta bunun bir tasavvuf manastırı böyle. Rubiyet. İnsanın bazısında bu sıfat vardı böyle. İnsanın bazısında böyle. Melek-i Nas. İnsanın bazısında böyle vahşet sıfatları vardır böyle. İlah-i Nas. İnsanın bazısında böyle haşa böyle onur, gurur, benlik vardır. Uluhiyetin bir zilli gölgesi var insanlara bu şekilde. Atıyor bunları. Min şerril vesvasil hannas geliyor ondan sonra bak. Min şerril vesvasil hannas böyle. Hemen birdenbire olmuyor bak böyle. Üç aşamalı böyle. Mevlamız'ın üç esması geliyor burada. İnsan bu dereye dalıyor. Sonra kimden sığınma? Min şerril vesvas. Vesvasın şerrinden. Öyle vesvas ki el hannas. Bunun sıfatı olmuş oluyor bu. Özel olmuş oluyor böyle. O şeytan da hannastır. Vesvas vesvese veren anlam böyle. Vesvese veren. Nedir vesvese? Sesli fısıltı. Sesli ses yoktur. Fısıltı. Şeytan bunu nereye veriyor böyle? Kulağa vermem muhtemelen böyle. Duymaz mı kulak ama? Kalbe veren. Gönlü veren. Gönlü böyle. İnsanın içine bir gönül vardır. Bu gönül kalpte işler ama. Kalp başka. Kalp hep parçası böyle. Kanı temiz olur böyle. Kanı bir tarafta kirli kan gelir, bir tarafta temiz kan gelir. Gidip dolaştır böyle. Pompalar bunları kalp böyle. Bedene bu tarafta. Kalbin gerek böyle. Maddi kalp böyle. Bir de bunun dışında manevi kalp deniyor. Böyle gönül deniyor. Gönül. O bir nurdur ama. Kalp işte böyle. Nurdur. Bütün mesele bunda işte böyle. Bu nedir bu gönül? Altıncı duygu. Beş duygunun dışında altıncı duygu bu. Bu duygu ne yapıyor? Gönül ne yapıyor? Kişiyle
öbür alem arasında bu kuruyor bağlantıyı muhtemelenler. Yani cinlerle, şeytanlarla, meleklerle bunlar bağlantı kuranda bugün öyle böylece. Hatta bir insanın gönlüne kadar temiz olursa, temizi de günahsız olursa, kırık olursa, gönül aynı gibi parlar. Dele buna hissi kabiliyle vuku. Vuku meydana gelmeden önce onu hisseder. Kişi fark edemez böyle. Mesela bir deprem olacak böyle olmadan önce onun gönlüne bu doğar muhtemelen berba. Gönlüne doğar böylece. Biri geliyor, daha gelmeden önce hisseder onu böyle. Bir şey bir saat biri gelecek böyle. Hatta başına bir şey gelecekse böyle, mesela Allah korusun bir felaket başı gelecekse, gönlüne bir sıkıntı başlar böyle. Gönlüne darlığı bir sıkıntı falan başlar. Demek ki gönlü sıkıldı, bir şey var böylece. Gönlü bazen sevinir. Böyle. Yani insan da aslında özü gönül. Böyle. Hatta derler ya böylece, gönlüm sevmedi der mesela. Mesela erice bir genç, erkek olsun, kız olsun böylece. Böyle. Şimdi ne yapardın böyle? İşte evi var, bakı var, şusu busu var böyle sayarlar. Tabunu görmüştür. Hepsi güzel ama der işte onu gönlüm sevmedi onu da böyle. Hatta insanlar arasında bile bu böyle. Komşular, akraba arasında böyle. Arkadaş arasında olur bu. Bu şekilde böyle. İnsan da der böyle filandan işte onu hoşlanmıyor gönlüm der. Ondan hoşlanmıyor gönlüm, onu hoşlanmıyor der böyle. Gönül bazen karşı bir sevgi, yabancı sevgi gönül böyle. Kişi yabancı bir yerde otogarda mesela, trafikte, havalanda kişi oturur böyle, otururken oradan biri geçer, karşılığını sever. Ne insanlar böyle. Biri geçer, o nefret eder kişi onları böyle. Yani insan aslında gönül işte madem ben. Gönül bu şekilde böylece. İşte ilham da gönüle geliyor, vesile gönüle geliyor, Rabbimizden vahiy de gönüle geliyor buradan böyle. Gönüle geliyor buradan. Korktuğumuz onları böyle. Şeytan ne yapıyor? Şeytan aleyhillâne. Budur bir vesvese böyle. Sesli fısıltı. Bu ne yapıyor? Gönle bunu duruyor. İstikrar ve şeytan böylece böyle. Bir adı şerif okuyayım işte bununla ilgili. Güneşem Hazretleri. İnne şeytanı valdığın hortumühü ala kalbi Adem'e. Şeytanın bir hortum var mı? Hortum. Fil hortumu gibi böyle. Şeytanın böyle. Tabii kendi küçük. Şeytan, yani hortumu fil hortumuna benziyor. Hatta evlullah bunu görüyorlar şeytana böyle. Evlullah görüyor böylece. Mesela büyük evlullah ki onlara keşif sahibidir onlara. Karşına bakar böyle. Bakar ki o şeytan onu kaybetmek üzere böyle. Görür muhtemelen böyle. Korur. Bu Aleyhisselam Hazretleri şeytanın hortumunu Adem onun kalbine dayamıştır. Açar hortum ağzını. Kalbin sol tarafındadır. Şeytan sağda melek. Yani sol kapağında kalbin şeytan orada durur. Sağa geçemez böyle. Sağda melek vardır böyle. Melek ilham eder insana, şeytan vesile verir böyle. Fe'in zekirallahi hanise. Kul o anda Allah'ı zikrederse hanis eder. Hanis hemen geri çekilir şey böyle. Büzülür böyle, toplanır kalır böyle. Yani buna deniliyor baz hali böyle, uyuşukluk hali gelir böyle. Uyuşukluk hali böylece. Nasıl karanlıkta bazı varlıklar, baz hali gelir karanlık bazı varlıklar. Mesela kara sinek karanlık oldu mu durur böyle, ışıkta çıkar böyle. Sivri aksana sivrisinek böyle şekilde. Şimdi demek ki bir insan gafletteyken, kişi gafletteyken ne yapıyor? Onun kalbinin sonundaki şeytan ne yapıyor? Hortumunu açıyor. Onun kalbine dayıyor bu şekilde böyle. Dayıyor. Ona tabi size başlıyor bu şekilde. Fe'in hüve zekerallâhe kişi Allah'ı zikrederse cealiyor. Han ise ve geri çekilir. Ve nisiyallâhe iltikame kalbe. Eğer Allah'tan gafil olursa oyundur, mülüktür, şarkıdır, boş yerlerdir, goldür, maçtır, şu bu sendeki kişi boş yere gelip yapıyorsa kalbine olur böyle. Oğlum Allah korusun şeytanın kalbine yutuyor mu sen böyle? İltikame kalbi. İltikame bir lokmada kalbi atmıyor şöyle.
Yani şeytanın tam artık elinde o kişi böyle. Şeytan aşkıyla böylece. Ondan sonra şeytan bunu yönlendiriyor ondan sonra böylece. Demek ki Allah zikrederken şeytan orada ona yakışamıyor. Yani geri çekiliyor şeytan böyle. Herkes de böyle olur mu bu? Olması lazım ama olmuyor. Örnek namazdayken olmuyor işte namazdayken diyor. Korkma o da zikir oldu zikir. Allah'ın zikir namazda böyle. Namazdayız. Fatih okuyoruz, Kur'an okuyoruz, Allah rükü tesbih yapıyor böyle. Ama şeyden bir yer size yeni veriyor ve siz veriyor. Neden veriyor? Şimdi şeytanın dayandığı yer kalp. Değil mi? Hücum ettiği yer böyle. Onun hedefi kalp bu dönemde. Eğer kalp Allah zikrede o zaman bir şey yapamıyor. Bakın dönemde. İnce bu böyle. Eğer kalp Allah zikrederse o zaman şeyden geri çekiliyor böyle. Dil ederse geliyor tabii. Kişi kuru hafızdır. Bir oturur 5-6 cüz bir ezber okuyor, kapar gözünü böyle okur. Ama şeytan kalbine yine girer böyle. Eğer kalben okuyamazsa böyle. Demek ki namazı olsun, namazın dışında olsun, yolda olsun, işte olsun, güçlü olsun. Direksiyon başında olsun böylece. Kul Allah zikrederse nasıl? Kalbiyle beraber. Kalbe böyle. Yani Allah zikrederken, mesela Allah derken kalp berbe olsa böylece. Şimdi bu neye benziyor bu? İki uç, artı eksi. Değil mi? Tek bir ucu bağlanan bir yere ne makineler çalışır, ne çıkanlar. Tek bir uç böyle. Yani tek bir uç bağlanmamış, kopmuş bir şey olmamış bir şekilde böylece. Fire taktın böyle ama tek uç yok, tek uç var böyle. Artı var mesela, eksi yok bir şey böyle. Takıyorsun böyle, lamba yanmıyor. Bütün çalışmıyor, makine çalışmıyor. Ne var bunda? Bakıyorsun böyle tek model böyle. İkisi bir araya geldi mi, o zaman başlıyor hayatlar böyle. Lamba da yanıyor, makine çalışıyor, koca fabrika da çalışıyor. Çalışıyor böyle. Demek ki iki uç gibi dil ile kalp işte mesela. Dil kalp modeli. Derler ya, imanın şartlarından böyle dil ile ikrar, kalbi ile tasdik olmamak. Dil ile ikrar, kalbi tasdik olmamak. Sırf dil ile kişi Allah'ın vardır der bir müşrik. Allah vardır, Allah de falan der böyle. Ne yapacak? Kalp ona verecek, kalp verecek. Kalp inanacak, ona inanacak. O da imanı sahidir. İşte o zaman ne oluyor? O zaman şeytan bundan hemen kaçmadı böyle. Yani dil Allah deyince böyle. Gönül deyince böyle. Şimdi şeytan ne yapar? Gönüle bir de vesile veriyor. Tam yutamasa da böyle. Vesile verir böyle. Konuşur ama böyle. Sessiz. O kişinin gönlü bunu duyar ama. Herkes duyar mı bunu? Herkes duyar, aşağı yukarı duyar bunu da. Yalnız her hastalığın bir farklı özellikleri var her hastalığın böylece. Her insan grip olmaz kolay kolay mesela. Her insan kolay grip olmaz mesela böyle. Bilhassa beyaz sarışın da grip olur bundan. Esmer insan fazla grip olmaz mesela. Az zayıf olur belli, az olur belli. Şimdi bir insan içe kapanık biraz. İçine kapalık. Dışa açılamıyor. Kendini çok dinliyor. Evhamlı. Hayalperest kişi bu şekilde. İşte bunlar tam şeytanın istediği adamlar bunlar. Bunlar böylece. Evhamlı, içe kapanık. Devam ve kendini dinler. Kendini dinler böylece. Kendini dinler. Şeytanın tam yemi bundan muhtemelen böyle. Şeytan bundan fısıldar. İşte namazını bozmaya çalıştır, abdestini bozmaya çalıştır, haram işlemeye çalıştır, haşa Allah'ı inkar etmeye çalıştır muhtemelen böyle. Onu inkar çalıştır ve fısıldar, konuşur ama böyle. O kişinin kalbini duyar ama. Gönlüyle duyar mı böyle. Gönlüne geri gönlü buna duyar bu şekilde. Kendi kendine kızar, darılır, atamaz bunlara böyle. Ona bir cevap arar bu sefer. Eğer o şeytanın fırsatına cevap aramaya kalkışırsa yanında gitti muhtemelen böyle. Muhatap olmayacak onun muhtemelen. Muhatap olmayacak böyle şey. İşte şeytan bana böyle kalbime böyle böyle diyor. Ben ne diyeyim ona? Ne de yapayım ona? Ona cevap ararsa yanında muhtemelen. Çünkü ona bir cevap bulurken şeytan başka bir şeyin tek fırsatına muhtemelen böyle. Kişi avucunu alır Allah korusun böylece. Hastalanır kişi. Dayanma insanlar bu şekilde böylece. Bizim Mevlam buyuruyor Fussilet suresinde. Bismillahirrahmanirrahim.
Şimdi ben şeytan rezgün. Eğer şeytan size bir dürtü gelirse, yani şeytan rezgün, şeytan bir vesvese, bir fısıltı, yani bir dürtü gelirse, seyiz billah, hem Allah'a sığınırım. Bu da fevfiyet ayı. Hem Allah'a sığınırım. İnne hüve semir alim. Allah semidir, alimdir. Allah işidir, bilimler böyle. Yani ne gerek burada? Hemen evzi billahi sevmek muhtemelen böyle. En minne şeytan acıyım bunu sevmek. Hem o anda böyle. Peygamberimiz böyle biri. Ayetken bu şekilde. Demek ki şeytandan bir vesile geldi. Bir fısıltı gelir kalbine. Olumsuz verir bunlara böyle. Bunları verir. Kişi harama sevk eder, şuna sevk eder. İmanı çalmaya çalıştır. Yani inkarcılığa, şüpheye düşmeye çalıştır kişi bunlara böyle. Ona muhatap olma gerekiyor şeytana. Onu almak gerekiyor. Hemen de Allah'a sığınma böyle. Evzi billahi meşhur acımız. Demek gerekiyor buna. Bunu tabii söylerken de bunu alacak canımız böyle. Gerekiyor böyle. Bir de abdest ile ilgili bir şeytan vardır. Şimdi şeytanların da hepsinin de görevi ayrı. Uzmanlık alanı işte bu da böyle. Şeytanların muhtemelen böyle. Yani acemi şeytana iblis bunun başı. O adada oturur. O kendisi adada oturur kendisi böyle. İblis derler buna. Şeytanın başı budur bu. O bunu da görevlendirir böyle. O bunu da görevlendirir. Şimdi bir şeytanı bir sürü ergin şahına geldi mi ona bir şeytan gönderen böyle. Gönderir. Eğer o şeytan başarılı olsa, o çocuğu azdırsa, kötü olarak götürürse, bu şekilde ölüm yoluna giderse gelip tekme veriyor. Ne yaptın, böyle yaptın diyor. Terfi ediyor muhtemelen böyle. Terfi ediyor. Şimdi bir şeytan da vardır. Abdestle ilgili. Abdestle ilgili böyle. İbn-i Mace adı şerif böyle. İnnelil olduğu şeytanen yukallü el velhan. Sezbillahi minhü. Abdestli bir şeytan vardır. Yukallü el velhan. Onun lakabı adı Elbelhan şeytan adı. Elbelhan adı böyle. Bu tür şeytanların görevleri abdest ilgili böyle. Onu da Allah'a sığınır. Fesir billahi miniyor. Onu Allah'a sığınır bu şekilde. Ne yapar abdestliyken? Yüzümü yıkadım mı? Yıkamadım mı? İki kere yıkadım, bir kere yıkadım acaba? Ayol kuruyor mu kaldım acaba? Abdest de gusülde muhtemelen böyle. Kişi ne yapar? Lavabotu anlamış böyle. Böyle. Tam abdest bitecek şey, ya ben başı meşrettim acaba der. Bir daha gidip beş tane der. Döner, acaba iki kere mi yıkadım? Bir kere daha yıkayan bu şekilde. Bu sefer ne olur? Dön gel, kenarda bıkar, abdestler namazın kalkanında kalsın böyle. Gusülle banyoda aynı şey yapar böyle. İşte arkanda bir kuryere kaldı. Yok ağzına bir kere su verdin, üç kere vermedin, şunu almadı, bunu almadı, göbeğin kuru kaldı, şu kaldı beklerken, bir daha suda bakayım, bir de o bakayım, bir de aşağı biterken böylece, kişi orada meşgul eder. Bu ne yapıyor? Kişi bu şekilde yapar, ne yapar? Bu sefer sıkıntı gelir buna derler. Şeytanla gelen her dürtü insanı sıkar bakın böyle. Her dürtü böyle. Neden? Ateşten yaratıldı derler. Ateş yaratıldığı için ne yapar? Şeytan gelen gönle ne gelirse gönle, ne gelirse size mutlaka insana bir ateş, bir sıkıntı, acelecilik böyle bir yapar böyle. Melek ilham verir. Onurdan yaratıldı. O insana bir yumuşaklık verir melek mi? Melekten gelen bir şey ne olur? Hep melek hayrı bize tavsiye eder, hayrı böyle. Melekten gelen ilham ne yapar? İnsan rahatır böyle. İnsana bir halim, selim, yumuşaklık verir, insana sükunet verir, insana imana kamil olur, rahatlar insan verir. İşte bakın şeytan bir nedir adı El-Elha adı böylece. Özel onun uzmanlık aranı burası böyle, abdesti böyle. Bunun meşgulu bu şekilde böylece. Gözünde kuru kaldı, çapağında gözü kaldı, şuranın şir oldu, buranda böyle kaldı, yüzünü şapma derken insan uğraşıyor bu şekilde. Kişi ne yapar? Abdestten soğutur, namazdan soğutur muhtemelen. Hatta namaza durur, tam namaza durur, şeytan size boş namaz kılıyorsun da şimdi gönlümün böyle. Boş namaz kılıyorsun, abdest olmadı ki sen böylece. Şu bu olmadı muhtemelen böyle. Buyuruyor Peygamberimiz, onu alttan sığının, onu dinlememe gerekiyor burada muhteremler. Peki ne yapma gerekiyor şimdi bunda?
Şimdi abdestin 4 farzı var. Bak böyle. Yani insanın çoğunda bu vardır böyle. Çoğun insanın vardır bu. Abdestin 4 farzı vardır. Biri yüzük biri yıkama. Bir kere ama. Yüzük böyle. Al saç bitiminden sen altına kadar böyle. Sen alt, boyunda idare değil mi böyle? İki kulak arası böyle. Bu ara yüzünü buna. İki kulak arası. Saç bitiminden sen altına kadar böyle. Yüzü bir daha yıkamak farz. Bir daha yıkamak farz böyle. İki eli bir daha yıkamak farz. İki eli böyle. Önce sağ elini dişekle beraber yıkacak elini, sağ elini. Sol elini bir daha yıkadın mı farz. Başında Hanefi'de 4:1 mesul olduğum yeterli. Şafii de az hatta böyle böyle. Ayakların yıkanması geliyor. Şimdi bir insan ne yapacak? Abdest aldığı mesela. Ağzını sıvırdın vermedin mi? Geri dönmeyecek bu tane böyle. Geri dönmeyecek bu şey böyle. Geri dönmeyecek. Vermemişsen bile o sünnettir. Hatta onu Allah affeder. Yani şikayet dinlemekten sünnetlik bu da efta bakma. Yani şikayetten dinlemekten şikayetten sözüyle bir şey yapmaktansa sünnetlik bu da efta vermekten böyle. Yüzümü acaba kaç yıl yıkadım yüzüm böyle? Bırak kaçmayın böyle. Bir kelime farzı böyle. İkinci, üçüncü sınav bunların bu şey böyle. Yani şikayet dinlemektense sünnet tekrim daha artık burada bu şey yapardım böyle. Dinleme gerekiyor bunların bu şekilde. O buna bak şikayetten bırakır mı bunu böyle. Kişi işte iki kelime yıkadım, bir kelime yıkadım derse olmamış da böyle. Hele abdestten sonra geri dönem artık buradan böyle. Yani abdestim tamamdır bu şey böyle. Çünkü yüzünü ilk kolunun başına ayağı bir dakika mesela yıkamışsa abdest tamamdır bu şey böyle. Diğerler sünnet olmasından böyle. Gusül de bunun gibi. Ne var gusülde? Hanefi ağzı yıkamak var. Burun içi yıkamak var Hanefi'de. Şafi'de sünnet olmasından böyle. Maliki'de sünneti bunlar. Ama Hanefi'de ağzı yıkamak. Bir defası farz ama. İkincisini anlamış olmaz böyle. Burnu bir defa. Bol su vermek, çekmek bir defası farz böyle. Bütün bedeni yıkamak bir defa böylece. Hele günümüzde gusül evham yapmak ya çılgınlık muhtemelen böyle. Akışır mı böyle? Düşünün ki peygamber zamanında su kıt mı? Kıt muhtemelen böyle. Su kıt muhtemelen böyle. Bir Aleyhisselam Hazretleri giderken bir sefere sahabeler beraber giderlerken şöyle su kalıyorlar. Sonra bitmiş yolda. Uzun yola gidiyorlar. Tabi kaplarında su var ama bir bunlara böylece. Sonra kalmamış. Alacak suları yok. İçecek suları yok bunlara böylece. Yani ya Resulallah suyumuz kalmadı. Ne yapalım acaba? Peygamber iki kişi gönderiyor. Gidin şimdi dolaşın bakalım bu şekilde. Yanında su olan birisini bulursanız alını buraya getirin. Bakın teyhanda. Çölde öyle insan bulunur mu böyle? Tabi peygamber şey biliyor ki. Gidin bir dolaşın. Yanında su olan biri varsa alını buraya getirin bunu böyle. İşte gittiler. Bir kadıncağız, yaşlı bir kadıncağız, deve üzerinde, o zaman sular da şeye konuyor, deriden şeye konuyor böyle, tulumlara konuyor böyle o zamanlar böyle, kap yok o zamanlar böyle. Onun içine koymuş, bir önde arkasına koymuş kadın böyle. Kadın geliyor böylece. Dur bakın duruyorlar. Nereden geliyorsun? İşte su doldurmaya gittim. Yakırım su buraya, dün bu saatte oradaydım. Bakın muhtemelen, bakın. Dün bu saatte suyun başındaydım bak. 20 sırada buraya gelmiş, daha bir şey kabrine gidip gelmemiş kabrine. Şimdi düşünün ki böyle bir insanın sardığını suyu böyle. Altın gibi açmış mı? Orada bu şekilde böyle. Ağzı zaten su kıt mı? Kıt mı? Peygamberimizin gusülde kullanılan su ancak 5 litreydi. 5 litre bak. 5 litre su ben böyle. Ne yapıyorsun böyle? Abi bir ibrik daha. Hatta o zaman ibrik bile fazla böyle. Bir maşrapayla böyle al bir şey başına az döküyor. Size bir sıvazlıyor böyle. Onu böyle sıvazlıyor. 5 litre böylece. Günümüzde duş akıyor muhtemelen böyle. Alıyor senin duşunu böyle. Senin tutun böyle. Şakır 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 akıyor böyle. Yani bu kadar bulut içerisinde. Yani peygamber kullanılan suyunu 100 katı ama böyle. 100 katı su kullanıyoruz. Hala da acaba kuyruğa kaldı derse bir insan. Artık çılgınlık mı böyle. Hep israf da haram oluyor sonunda aslında böyle. Bir gün sahabeden biri Hazreti Sahzat Hazretleri böyle abz alıyormuş. Biraz suyu bol kullanıyormuş. Diye. Bizim gibi değil de onlara göre, o döneme göre, o göreye göre
Biraz suyu bol kullananlar. Peygamber ya Sa'd, ne bu israf? Ya Resulallah, abdestle israf olur mu? Yani ibadet edilene buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, akar su kendine olsa bile yani israf, akar su. Böyle. İnsan sakarya kendine olsun, ünlü kendine olsun, böyle, alırken bile israf edilir. Biraz suyu da bu şekilde. Demek ki abdestle gusülde yani günümüzde efendim yapmak çılgınlık bu da hem böyle. İşte açıyor şu günümüzde mesela lavabı mevzu, böyle el şarpıyorsa büyüyor, her taraf böyle. Yani ısın bu şey böyle. Ellezi öyle şeytan ki yüvesifi sunnaz. Yüvesifi sunnaz. İnsanların sadrında vesile veren şeytanlar Allah sunurun böyle. Hannas neydi hannas böyle? Geri çekilen. Yüvesifi vesile veren böyle. Hannas geri çekilen böyle. Ne zaman? Kalp Allah'ı zikredince, hatırlayınca böyle. Kalp böyle. İnsanların sudur, sadrın çoğu sadır, göğüs alın böyle. İnsanın göğsüne, bak bu göğüse geliyor böyle. Göğüs. Neden hiç insanın göğsünde beş detayı var dönemden. Kalpten başka böyle. Ruhu var, sır, ahva var, hafif var. Yani insanın göğsüne verişi de mesleği verişi böyle. Onun için Allah'a sığınmak var böyle. Bir gün Hazreti Musa Aleyhisselam Hazretleri turistine giderken yolda şeytanı görüyor. İblis ya, başlarına ama böyle. Onu görüyor. Peygamberler melekleri gördüğü gibi şeytan, cinler tabi daha çok kolay görürler. Daha da kolay onlar böyle. Musa Aleyhisselam diyor ki, ya İblis diyor, bir gel bakalım biraz. Peki ya Kelimullah diyor. Yani Allah kelamı duyan, konuşan. Ne var diyor. Diyor ki Musa Aleyhisselam, benim sana bir teklifim var, önerim var. Yani böyle. Ne bu sıra bakalım. Sen diyor cennette yaşadın mı? Yaşadım. Cehennemi gördün mü? Gördüm. Bak diyor ben cennete girmedim. Cehennemi görmedim diyor. Ama inanıyorum. İmanı var böyle diyor. Sen diyor cehennet içinde yaşadın, bin yıl yaşadın. Bin değil, çok yaşadın içerisinde böyle. Sana benim bir önerim vardı. Ne bu diyor? Gel sen tevbe et diyor bana böyle. Sen tevbe diye böyle. Hem sen kurtul, hem senin zürriyetin, nefsin kurtulsun. Hem ümmetin kurtulması senin şey olmaz mı böyle böyle bak. Eğer sen böyle gidersen diyor bak sen sonra cehennem diyor. Cehennem biliyorsun. Biliyorum böyle böyle. Senin bütün neslin torunların yanacaklar burada. Onları kurtar, kendini kurtar. Ümmetin kurtulsun ben böyle. Ama tevbe eder misin diyor. Ya duruyor. Edir ama acaba Allah kabul eder mi tevbe mi diyor. Niye etmesin? Ben Allah'a şefaatçi olayım senin hakkında. Yalvarırım diyor. Sen diyor eder misin tevbe? Söz mü? Söz diyor. Peki. Sen bekle ben burada kalkmamda. Musa Aleyhisselam turuna gitti. İbadetini yaptı. Unuttu ama bunu şimdi. Tam dönecek. Burada böyle. Ya Musa sen üzerine bir görev var sana ver. Adana. Evet ya Rabbi. Ya Rabbi İblis de tevbe etmek istiyor. Onun tevbesini kabul eder misin Allah'ım böyle diyor. Ben de ona şefaat şeyle. Ya Rabbi diyor. Onun tevbesini kabul etti böyle diyor. Sen kurtulsun. Tabii. Burada böyle. Ya Musa onu ben yarattım onu. O da benim kulum. Onu ben yarattım. O da benim kulum. Niye onu tebliğ kabul etmeyeyim? Onu tebliğ kabul ederim. Peki ya Rabbi ne yapması lazım? Çok zor mu affolması? Ne yapması lazım? Ben yani böyle ki bir ona bir emir vermiştim. Adem'e secde diye böyle. Yani Adem kıble olacak böyle. Secde Allah aslında böyle. Bir ona emir vermiştim. Yani bir farz kılmıştım ben ona. Secde etmesine. O secde etmedi böyle. Etmedi. Ben bir eba versek böyle. Çekindi, büyüklendi böyle. Onu hayırlamadı böyle. Ona söyle, Adem'in mezarına başına gitsin, o secdeyi kaza etsin. Ondan sonra eshabı tevbe etsin bana, aferin affedeceğim böyle. Günahı sıfırlıyor böyle. Musa sevinir, uçtu göklere böyle. Kardeşim, çok kolay bir şey, kolay böyle. Şimdi gelin tabi sevinçle geliyor. Baktı, karşıdan baktı. Geliyor şeytan. Ya Musa, ne abi iyi bir haber mi dedi. Çok iyi haber böyle. Allah bir affedin beni, affediyor seni böyle. Peki Allah'ın bir şartı var mı? Biliyor çok kafir, çok ilim üstün yani böyle. Biz hep milletin üstün böyle. Çok kolay be. Ne bu? Sana böyle bir secdeye farz kılmıştı Adem başında. Yapmamıştım. Şimdi Adem'in mezarının başına git. O secdeye kaza netiyle bir de secde yapar. Bir de secde. O secde kaza et. Allah'ın affedecek bu şekilde. Durur. Yapamayacağım dedi böyle ya. Ona karşı böyle bir kinim var. Hasretim ona karşı böyle. Yani başka hiç yaparım, yapamayacağım bunu böyle.
Yapamadı böylece. Nedir bu? Onur benlik işte bu böyle. Onur benlik, bunu kıramama böyle böyle. Yani çok kişi buradan mahvoldu muhtemelinde. Hürakli mesela Roma İmparatoru Peygamber mektup gönderdi. Yani İslam'a meyletti, hak olduğunu bildi ama hükümdarına bırakamadı, saltana bırakamadı. Küfür hakkı gitti ki muhtemelinde. Şimdi gelip son ayet-i kerimesine. Demek ki han nasıl olan şeytana vesile Allah sığınıyoruz. O insanların göğsünde vesile veriyor. İnsanın göğsünde veriyor. Yani ses bir fısıltı oluyor. Kişi bunu duyuyor muhtemelen böyle böyle. Yani bunu yaşayanlar biliyor bunlar böyle böyle. Hele bazen gece kişi uykusu kaçar. Uykusu kaçar. Bir şeye kafayı takarım mesela. Bir şey canı sıkılır. Uykusu kaçar. Artık böyle o gelen karanlık sessizliğinde sağdan uyuyamaz bu şekilde. O zaman şeytan bunu çok faydalı ona böyle böyle. Uf tam şey işte ortam böyle böyle. İçin onu yanılır ona böyle. Oynar bunlar böylece. Şimdi şeytanlarda iki ayrılıyor muhtemelen şimdi burada. Ayet-i son böyle. Bilen cinneti ve nâsı. Bak şimdi burada böyle. Bilen cinneti ve nâsı. Cinli şeytan var. İnsanla şeytanın da var ama şimdi bakın işte o da var böyle. O da insana gösteriyor. İnsan şeytanı böyle. Cinli şeytan, yani şeytan cindendir. Cindendir. O sınıftan kendisi de böyle. Ona yaratılan madde ısı, enerji. Yani dünyada ateş haldeyken, kızın kür haldeyken veya gaz haldeyken dünya, o da yaratıldı böyle. Kızın gazından yaratıldı. Renksiz, şeffaf olduğu için görünmez. Yani şeytan maddedir ama böyle. Melek değil. Melekler maddedir, görmez melekler. Nur onları böyle. Ama şeytan madde aleminden. Mesela şu anda hava var şimdi. Kim onu görüyor bunu? Verdi muhtemelen. Verdi bu şey böyle. Hava bu da böyle. Yani kaç çeşit gazlar bunu böyle. Göremez onları böylece. Neden? Rengi yok muhtemelen. Ne yok böyle. İnsan neyi görüyor? Renk şart, renk şart, şartlar böyle. Şart böyle böyle. Renk olsa onu görürüz bu şekilde böyle böyle. Demek ki onun için cinleri göremiyoruz. Neyi göremiyoruz? Renkleri yok. Bakmışım böyle. Yaratılmada gazdan yaratıldı bunlar, ısıdan yaratıldı bunlar. Ateşken yaratıldı, ısıdan yaratıldı bunlar bu şekilde. Şimdi bunların maddesi katı, toprak olmadığı için ne yapıyor? Onlar her şeye girebilir cinler. Her şeye girebilir cinler. Şekre böyle. Nasıl şişenin içine giren hava şişenin içine alıyor. Hatta su bile böyle. Bir su hangi kaba girerse onun şeklini alır böyle. Su bile muhtemelen böyle. Şimdi şeytan da her şeye girebilir bunlara böylece. Her şeye girebilir bunlara da böylece. Ama insan gibi görünür. Yani gerçekten insan gibi aynen görünür. Görenler öyle görürler. Dokunur zaman o zaman belli olur. Dokun belli olmaz böyle. Bir de karşıdan belli olur. Ayak tersi şeytan, cinler muhtemelen. Ayakları böyle. Yani mesela böyle sağdı bu şey tersi böyle ayak böyle böyle. Yani insan böyle bakacak böyle, öyle görür zamanlar. Ayağı bir bakar, ayaktan böyle. Ayağı terse o cinli şeytandır böyle böyle. İkiniz dokununca, dokunca kemik olmadı böyle. Yumuşak böyle böyle. Kemik olmadı böyle. Dokunur mu? Sanki bir ince bir sünger, bir şeffaf öyle bir bunlara. Dokunmaz bunlara böyle. Şimdi cinli şeytanlar, demek ki bunlar şeffaf olduğu için böyle maddi alemi yaratılmıştır. Bu da maddidir. Nur değil bunlar da ama göz bunları göremiyor. Renk olmadığı için. Yani su bile göremez bazen böyle. Yani bir bardak su olsun. Yani bardak temiz su da çok berrak su. Tam kişi acaba buna su var mı yok mu böyle? Böyle böyle böyle. Neden? Mutlaka gözler rengi görüyor göz muhtemelen. Onları gözler böyle. Bir de insan şeytanları var. İnsan şeytanları var. Konak insan bunlar böyle. Her zaman bunlar insan şeytanları. Nedir bunlar da bunlar da böyle? Bunlar insan, insandır bunlar. İnsandır. Ama şekli insan suretin buna, sireti şeytandır. Yani şekli, görünümü, kalıbı insan şeklinde görünür. Ama sireti, iç yapısı bunun şeytandır böyle. İnsana sırf zarar versin böyle. İnatçı, inkarcı, sapıtık, insanı sapmaya çalışan, insan zaten çağıran böyle. Her zaman bunlar vardır böyle. Mekke-i Mükerreme döneminde işte Ebu Cehil, Ebu Leheb'ler ne bunlar? İnsan şeytanları bunlar işte böyle. Şeytanlar böyle. Resulullah bir şey söylüyor.
Allah müşterim bana böyle. Sonra Peygamberimizden sonra da mesela, hatta Peygamberimizin son günlerinde bile ortaya çıktı, yalancı Peygamber çıktı böyle. Hüseyin Mehdi Kezzab denenler böyle. Onun birkaç çıktığına bu şekilde böylece. Hatta Müslüme denen kişi Yemame, yani Yemen tarafından Yemame'den Medine-i Münevvere'ye geldi. Müslüman da oldu böyle. Oldu ama gönlünde bir liderlik var, tutkusu var gönlünde böyle. Baş olmak, lider olmak böyle, reis olmak. Dedi ki ya Muhammed dedi, sen de eğer senden sonra yere beni bekle edersen dedi, sana da iman edeceğim dedi böyle. Halkı bunu davet ediyor İslam'a. Gittiğim yerde yani böyle. Eğer senden sonra beni yerine vekil halife edersen beni bu şekilde. O anda Peygamber'in bir kurma dalı var elinde böyle. Kurma dalı Peygamber'in vardı elinde. Böyle böyle. Sana bunu bile vermedim ben böyle. Sana bunu bile vermedim böyle. Peygamber şey bir baktı kendisine. Aaa dedi. Tanıdı böyle. Rüyanı bana Rabbim gösterdi. Sen de yalnız Peygamber'e davet kalkacaksın dedi. Bak o kişi sensin böyle böyle. Böyle. Bana böyle. Ve bu Yemame dönüne gitti. Dedi ki anlaşayım Muhammed'le. O Hicaz'ın peygamberi, bunun peygamberi bana verildi böyle. Yardım verildi. Çok konuşması vardı, hitabeti. Etkili böyle. İnsan büyülü etkili böyle konuşması vardı. O sözüyle çok büyük toplum oldu böyle. Büyük toplum böyle böyle. Hazreti bir zamanda savaş oldu bunlar böyle böyle. Hatta çok öyle oldu böyle savaşta. Çok güç bir savaş oldu böyle. En sonunda Hazreti Vahşi öldü bu tarafa bakın böyle. Vahşi öldü böyle böyle. Kimdi o Vahşi? Hazreti şeyden böyle Uhud'da böyle. Elindeki o zamanki Habeşçidir bu Vahşi. Habeşçide o dönemde bir şey var böyle. Harbi diyorlar. Yani ucu iki ucu keskin bir kama gibi bıçak. İki ucu keskin böyle, ucu ince, iki taraf keskin böylece, atarmışlar böyle. Attığını mutlaka vurmuşlar böylece. Vahşi ne yaptı Uhud'da? Köleydi böyle. Dedi ki köle sahibi, onun babası da ölmüş Hamza Bedir'de. Eğer dedi Hamza'yı ölürse dedi, hür serbest dedi bu şekilde böyle. O da Hint çıktı, Hint. Ebusya'nın eşiydi, sonuçta o da Müslüman çünkü oldu böyle. Onu da babası öldürmüştü. Onun bir de karısı ölmüş, onu da öldürmüştü böyle. O dedi ki Hint'e böyle, eğer de Hamza ölürsen de böyle, bütün işini tanıyacağım böyle. Ne varsa takıları böyle. Vereceğim dedi. Bu sefer külüften kurtulmak için böyle. Ne yaptı? Hamza öldürmeyi gözüne kapanı taktı işini böyle. Ama karşıdan baktı bir aslan gibi aslan oldu böyle. Yani savaşta çok savaşçı, kılıç harbine böylece. Bahtiye karşı çıkacak karşı kılıçla böyle. O harbisini aldı, hançerini aldı böylece. Baş saklan böyle. Uhud eteklerinde böyle. Oraya yaklaşmış, saklanmış şekilde takip ediyor. Biraz Hamza bir müşrikin böyle savaşçıkanı vurdu, öldürdü. Hazreti dikili şöyle bakıyor. Şimdi nerede yardım edeyim böyle. Arkasından yakın vurdu muhtemelen. Arkasından böyle vurdu. Öyle atmış ki böyle arkadan girip önüne çıkmış böyle. Harbi böyle. Çıkmış. Hazreti düştü yere tabii. Hemen gitti çıkardı aldı böyle karnını yardı. Hatta ciğerini çıkardı Hint'e götürüyor yani böyle. Hint onu çiğnedi. Ne kadar varsa takısı varsa böyle küpe hepsini onu verdi. Daha da vereceğim mesela Mekke'de böyle. Serbest oldu ondan sonra böyle. Kredi kurtuldu ama külü aradı şimdi köleyle. Sıkıldı şimdi. Baklıyor böyle. Sıkıyor böyle. Sıkıyor böyle. Mekke'ye döndü abi. Mekke'ye mükerremede. Artık serbest. Altına göre böyle. Hür. Onun için çok büyük bir serbest onun için böyle. İstediği zaman yatıyor. İstediğe gidiyor. Dağlara gidiyor, çöllere gidiyor, oraya buraya gidiyor. İşte bir sıkıntı patlıyor. Vicdansız böyle. Böyle patlıyor. Ancak dedi benim bu işim sıkıntıyı o Muhammed'e giderdi böyle. Ona gideyim, iman edeyim Müslüman, benim Müslüman edeyim böyle. Ama acaba beni kabul eder mi acaba? Adam benim amcası böyle oluyor. Haber gönderdi. Ben tabii kabul ederim buyurdu. Medine'ye buraya geldi, Müslüman oldu muhtemelen böyle. Medine'ye Müslüman olduğu anda onun da kalbine Mevlam bir aşk verdi. Aşkı Resul diyorum böyle. Peki aşkı verdi böyle. Peygamber gördüğü anda içine aşk Resul yandı bir şey böyle. Resul aşk yandı bir şey böyle. Aşk Resul böylece. Gün ayrılmıyor, doyamıyor ben. İçi yanıyor böyle. Resul oldu böyle. Ama imtihan başlıyor böyle. Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri Vahşi'ye buyurdu. Adı Vahşi'ye böyle. Vahşi Türkçemizde bir kötü kullanıyor da
Bu tabi Habeş dilinde başka anlamı geliyor. Habeş dilinden böyle. Dedi ki Vahşiye Peygamber benim gözüme görmedi böyle. Seni görünce aklıma amcam gibi geliyor böyle. Amcası amca değil böyle. Mücahit böyle. Savaştın yani en başta gelen o savaşta böyle. Hatta şehitlerinde odur efendisi büyüğü. Görmedi böyle şekilde. Gözüme görme böyle böyle şey. Şimdi gözüne görme dedi ama Peygamber orada duramıyor şimdi başı ama. Aşk geldi başı öyle. Duramıyor böyle şey. Ne yapıyor? Peygamberimizi görmeyecekle böyle. Akıl saklıyor böyle. Taş akıl saklıyor. Duvar akıl saklıyor böylece. Peygamberimiz evden çıkar. Meşte gelir. Dışarı gider. Şuraya gider böyle. Sırt Peygamberimizin böyle. Uyku yok böyle. Gece meclisinde böyle. Uyku yok. Aşçı unutmuyor. Susu unutmuyor artık böylece. Ne bulsa bir şey, hiçbir şey böyle. İşte tek bir amacı Resulullah'ı doya doya görmek böyle, gözüyle böyle. Onu yanına görmek böyle. Uzaktan ancak sesini duyuyor tabii. Bir zaman böyle gitti. Peygamber çağırdı Vahşi, gel bakalım buraya. Seni bu tarafa gittin böyle. Yemami. Daha çıkmıyor yalancı peygamber ondan böyle. Sen oraya gittin böyle. Oraya git bakarsın böyle. Ona o görev verildi böylece. Bir baktı şöyle Allah Allah. Medine'de gene Resulü görüyordu böyle. Gezimiz olsa Yemami çok uzak. Oraya gidecek, göremeyecek bu şekilde ama emir Resulü Efendimiz. Yaşlı gözleriyle aldı başta oraya gitti oraya. Sonra niçin oraya gitti anlaşılmadı ben işte. Bu Yemame Savaşı'nda Hazreti Bekir Halife'nin zamanında oldu bu. Halbuki Hazretleri başkomutan Halbuki Hazretleri böyle çok büyük savaş oldu böyle. 20 bin kişi geberdi onların adamında. 20 bin kişi muhtemelen böyle. Geberdi. Bir bahçeye girdi böyle duvarla çevirdi bahçeye girdi. O Müseyyemeden kâbir müşrik bu şekilde. Vahşi de hep bunu gözüyor orada muhtemelen. Kılıç konusu bilmiyor makinesi böyle. Savaşa giremiyor. Harbisini aldı. Kendi bunu düsür edin kendisine böyle. Ben de buna dedi bu Müslüman'ı öldüremedim. Hep onu takip ettim o şekilde. Bir içeri girince böyle kaçarak savaşta içeri girince bahçeye girince arka dönük arkadan duvarın üzerine tırmandı. Harbi vurdu. Hayır Samze'ye vurdu harbiyle aynı şekilde arkasına vurdu. Önüne çıkmış. Geberdi onu böyle. O zaman şöyle diyor böyle. Ben diyor cahili zamanında insan en hayırlısını öldürdüm. Şimdi insan en şerini öldürürüm. Ve savaş o zaman bitti savaş bitti ortadan böyle. Şimdi günümüzde tabii çok bunlar muhtemelen. İnsan şeytanı günümüzde çok böyle. Eskiden vardı. Her zaman vardı. Günümüzde çok neden? İmkanlar çok muhtemelen böyle. Yani radyo, televizyon, internet ortamında böylece çok bu şekilde böyle. Ekran çıkıyorlar. Bu insan şeytanları dini yıkmak için. Yıkmak için böyle. Yani kendi inançsız bunların. Namaz kılmazlar böyle. Eşi, kızı açıktır bunların böyle. Yani İslam yaşamazlar. İslam'a karşı kendilerine bu şekilde böylece. Bunlar ajanlar bunlar böyle. Sapıklar bunlar böyle. İşte şeytan bunlar böyle. Tabi bu arada gelirleri var bunların böyle. Yani belli kanallar bunlara konuştular bunları. Hele Ramazanlar böyle. İftar vatanı çıkar. Yani oruçlar kendisi böylece. Bir yaslanır bu şekilde. Yüzü kapır, nursuz yüzleri. Her şey vetayırlar bunlar. Dikmek için bunlar verirler. Bu da ne yapar? İnsanın kulağına gelir bunun sesinden böyle. İşte kim de bunları dinlerse Allah dine muhtemelen onun da imanı gider Allah'ın tamamı. İmanı gider Allah korusun böyle. Kimi ne diyor? İşte bakayım ne diyor bakayım merak ettim diyor. Etmem muhtemelen böyle. Dinen böyle ben. Nasıl ki bak demek şeytan resmi verdiği anda onu muhatap etmemek şeytan muhtemelen. Hemen elinizi çekme gerekiyor. Bırakma gerekiyor böyle. Baktığın gidime bir şeyde ekranda, radyoda, internet işte böyle bir ortamda bir konuşma yapıyor, yayın bir şey yapıyor, yazısı kitabı ne varsa bu şekilde falan tamam. Hemen bırakmak istemiyor yani böyle. Kim ne yapıyor? Onunla gelip başta anlatıyor. Ya böyle bir dedi, böyle dedi. Ya onu naklet mi başkasına muhtemelen böyle? Naklet onları başkasına böyle. Bir ayet-i kerime var muhtemelenler. Onu şey yapayım inşallah. Fussilet ayet 29'da 26 galiba. Şimdi cehenneme girince önce bir ayet-i kerimeyi de muhtemelen vakit doldu şimdi. Cehenneme girince kim sapıtan sapan. O sapıtanlar böyle. İnsan daireti çağıranlar böyle. Şeytan, insan şeytanları bunlar böyle.
Tabii bunlar mahşede bunlar. Geri cehennem bunlar hem böyle. Onlara aldananlar. Aldananlar böyle. Mesela biri vardı geberdi. İlk bu işe başlayan Türkiye'de başlayan bir personel. Geberen kişi böyle. Yani şimdi çekiyor tabi cezasını. Yani zor can verdikini geberen kişi böylece. Bir çığır açtı muhtemelen. Ama çok inanır tabi şey yapıyor Allah korusun muhtemelen. Yine kolayına geliyor. Kolayına geliyor bu şekilde. Bu şekilde böyle. Şimdi hocam bunlar muhtemelenler. Bu sapıtanlar onları uyanlar böyle. Tabi cehenneme girdiler bunlar böyle. Girdilecek şimdi kefir Rabbena dikler ki şimdi bu onları aldıranlar Rabbimiz ne olur onları bize göster burada. Onları göremiyorlar muhtemelen. Niye göremiyorlar? Onların yeri de aşağıda. Aşağıda muhtemelen. Dedik ki şimdi ya Rabbi onları bize göster de onları ayak altına hiç ona çiğnirme yapma bile. Hıncımızdan bu şekilde. Niye onları aldandık böyle? Karcıklarım var. O aldandık bunları böyle. Niye aldandık ben ona böyle? Niye ona inandım böyle böyle? Bu kadar peygamber hadisleri varken, ayet-i kerime varken, bu kadar ulema kitaplar varken bunu hepsini bir attım kenara. Neyi o sabah aldım derken böyle cehennemde kafirler karcıklar böyle böyle. Çılınacak böyle karcıklar. Allah'ım ne olur onu bize göster de onun altına çiğnecek bu şekilde böyle. Bu şekilde böylece. Ama tabii orada artık işten geçiyor muhtemelen böyle. İşten geçiyor. Uyumak gerekiyor bu arada. İşte bu mübarek sure Kur'an-ı Kerim'in son sure bu şekilde. Demek ki şeytandan insan ve cin şeytan Allah-u Teala sığınmamdan. Allah hepimiz korusun bunların inşallah. Teala. Fatiha.